Ahmet Kıvanç Habertürk yazarı bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi dün Türk İş araştırması yayınlandı. Hem yoksulluk sınırı hem açlık sınırı ne oldu diye bir bakalım. Mutfak enflasyonumuz aylık %2,48 artmış. Yıllıkta da %135'e yakın bir artış var mutfak harcamalarında. Açlık sınırı 7.245 lira. Bu nereden baksanız asgari ücretin 2.000 liraya yakın üzerinde. Yoksulluk sınırı da 23.599 lira. Bekar bir çalışanın yaşamak için aylık eline geçmesi gereken para 9.706 lira. Yaşamak için. Yani bu parayı kazanmak zorunda. 10.000 lira civarında bir parayı bir kişi kazanmak zorunda. Ekim ayında gıda, bu Ekim ayı raporu Türk İş'in her ay hazırladığı rapor. Ekim ayında da biz fiyatların arttığını, yaşamın zorlaştığını, yoksulluk sınırının da nereden baksanız 23.600 liraya ulaştığını görüyoruz. Baharattan, yoğurttan, peynir, bal, çay, tereyağı, makarna, tavuk eti, pirinç, bunların fiyatlarının hepsi artmış. Hatta baharat, yoğurt, peynir, bal, çay %10'un üzerinde artış göstermiş sadece Ekim ayında. Tablo bu, durum bu. Bir yandan da ücretler artacak, enflasyon altında ezdirmeyeceğiz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşları. Nedir sizin asgari ücretteki artış beklentiniz? Aralık ayı hem EYT hem asgari ücret hem diğer ücretlerin artışı için kritik bir ay. Ne olacak emeklinin ücretinin artışı, çalışanın ücretinin artışı, asgari ücret artışı? Bu nasıl etkileyecek işvereni? Nasıl bir destekle sağlanacak onlara? Ahmet Kıvanç. Evet, aslında şu anlattığınız açlık, yoksullukla ilgili rakamlar bütün tabloyu ortaya koyuyor. Yani bir sene yılbaşında iyi bir artış yapılmıştı, asgari ücreti diye şey yapıldık ama işte TÜİK'in açıkladığı enflasyon %84'lerde, %85'lerde seyrederken mutfak, vatandaşın hissettiği enflasyon maalesef %35'lerde seyrediyor. Dolayısıyla yapılan artışlar işçiyi de... Evet. Kira yüksek o yüzden. Kira yüksek. Yani işçiyi de memnun etmiyor, işvereni de memnun etmiyor. Mal ve hizmet satan işletmeler de memnun etmiyor maalesef ücretler düzeyleri. Şimdi normalde asgari ücret belirlenirken enflasyon gerçekleşmesine ve beklentilerine bakılır. İşte büyümedeki, milli gelirdeki artış beklentisine ve gerçekleşmelere bakılır. Ve bunun üzerine bir refah payı belirlenir ki asgari ücret tespit edilir. Ama bu yıl seçim, önümüzde seçim var. Belirleyici olacak olan seçim öncelikle. Fakat bu koşullarda mutfak enflasyonunun %135'lere ulaşmış olduğu koşullarda yani tatmin edici bir artış ne kadar karşılanabilir ondan çok emin değiliz. Bir taraftan da bakıyoruz giderek asgari ücretin üzerinde gelir alanların durumunda sıkıntı görünüyor. Onların artışları çünkü özellikle özel sektörde olan kişiler bunlar. Bunların artışları çok daha düşük seviyelerde kaldı. Giderek asgari ücretli sayısında asgari ücretle geçinen, yani daha önce asgari ücretin üzerinde ücret alıp da sonra asgari ücretli grubuna giren kişi sayısı giderek artıyor. Daha önce %36 olan bir oran vardı asgari ücretlerin oranı toplam içerisinde. Sigortalı çalışanlar için söylüyorum. %47'ye çıkmıştı. En son Temmuz ayında %62'ye çıktı. Yani toplam çalışanların, sigortalı çalışanların %62 şu anda asgari ücret düzeyinde kalmış vaziyette. Şimdi nasıl bir telafi sağlanabilir? Önümüzdeki süreçte gerçekten çok büyük bir baskı var. Milli gelirdeki paya da bakıyoruz. Asgari ücretlerin milli gelirden aldığı pay çok hızlı bir şekilde geriliyor. Emeklilerde olduğu gibi. Emeklilerde de benzer bir gerileme söz konusu. Şimdi asgari ücretten alınan vergiler konusunda bir düzenleme yapılmıştı. Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançlara vergi dışı bırakılmıştı. Benzer bir düzenlemenin daha kalıcı bir şekilde yapılması ihtiyacı görünüyor. Türk İş'in ve TİSK'in bu konuda Cumhurbaşkanı'na mektubu vardı. Keza Hak İş mektup yazdı. Ücretten alınan vergilerin indirilmesi konusunda talepte bulundular. Bu konuda
Şöyle bir hesaplama yaptığımız zaman 2022 yılında çok hava dersiniz. 2022 yılında brüt ücreti 13 bin lira olan bir kişi Ocak ayında 10 bin lira net ücret aldı. Fakat bu ücret Nisan 13 bin liraydı brüt ücreti. Ocak ayından net 10 bin lira aldı. Tamam. Fakat Nisan ayına geldiğimiz zaman 9.445 liraya düştü net ücreti. Anladım, yani 555 lira azaldı. Hemen evet 4 ay içerisindeki durum. Temmuz ayından itibaren baktığımız zaman ortalama 9.130 liraya düştüğünü görüyoruz. Ve yılın geri kalanında da 9.130 lira olarak almaya başladı. 870 lira Ocak ayındaki düzeye göre 870 lira azalma söz konusu oldu. Şimdi en azından hayat pahalılığı, içinde bulunduğumuz hayat pahalılığı bir gerçek. Bunun geçici olacağı söyleniyor en azından. Yetkililer tarafından. Eğer geçici olacaksa, bu geçici olacak dönemde hayat pahalılığı aşılıncaya kadar vergilerde, ücretlerden alınan vergilerde bir indirim yapılması gerekir. En azından şuradaki Ocak ayında aldığı ücreti yılın sonunda da Aralık ayında da çalışanların alabilmesi sağlanmalı. Bu bir rahatlama sağlayacak. Hem asgari ücretli sağlar hem asgari ücretin üzerinde ücret alanlara sağlar. İşte sendikalısına sağlar, memuruna sağlar. Tüm çalışanlar ücretler en azından bir refahlama elde edebilecektir. Rahatlama elde edebilecektir bu sayede. Yani şu anda en büyük yapılabilecek düzenleme vergi konusunda olacak gibi görünüyor. Vergideki yapılacak bu indirimin bütçeye maliyeti konusunda bir takım rakamlar telaffuz ediliyor ama bu bütçeden çeşitli kalemlere yapılan harcamalar dikkate aldığımızda bu fedakarlık çok geniş bir kesimi kapsayan bu fedakarlık, bütçeden yapılan fedakarlık bence ona değer. Kaldı ki o bütçedeki kayıp denilen rakamın da o kadar olmadığına ilişkinde hesaplamalar var. Yani gerçek rakam tabii ki Maliye Bakanı'nın oturup çalışabilir ama daha önce açıklanmış olan rakamlar gerçek rakamı yansıtmadığını biliyoruz hepimiz. Bu arada bu sene şöyle bir gelişme olacak. Çalışma Bakanı Nurcan Önder emekliye ayrıldı. 9 yıldan beri asgari ücret görüşmelerine Nurcan Önder yürütüyordu teknik anlamda. Yerine Saadettin Akyıl geldi. Bu yıl ilk kez Saadettin Akyıl tarafından asgari ücret görüşmeleri devam edecek. Belki bugüne kadar en yüksek artış Saadettin Bey'in döneminde olur. Ne kadar olacak herkes onu merak ediyor. Belki de evet. Şimdi açıkçası rakamların çok bir anlamı kalmıyor. Şöyle baktığımız zaman yani %50 rakamı işte telaffuz edildiği zaman işte 8.250 gibi bir rakama tekabül ediyor. Ama bu rakamlar konuşulduğu zaman daha henüz şeyin işçinin cebine girmeden işte mal ve hizmetlere yapılan zamları görüyorsunuz. Daha öncesinden zamlar yapılmaya başlanıyor. Ücretlerde böyle bir artış yapılacak diye. Dolayısıyla işin cebine girmeden gitmeye başlıyor. Tekrar kaşıkla alınan geri kepçeyle geri gitmeye başlıyor. Dolayısıyla çok rakamların bir anlamı olduğunu sanmıyorum şu aşamada. Ama kalıcı bir rahatlama sağlanması gerekiyor. Evet. Evet, haklısınız. Belki yani şu bahsettiğim şey vardı aslında tek hatırlarsan tek çalışanın yani bekar çalışanın aldığı ücret diye bir rakam. Evet ya yaşamak için 10 bine yakın bir para kazanması lazım. Dolayısıyla aslında hani o rakam aslında önemli bir benchmark olabilir bence. Yani gösterge olabilir yani bir asgari ücretin alması gereken ücret anlamında söylüyorum. Bana çünkü asgari ücret artık çalışıyor. Dolayısıyla geldi. Hani ve hani yalnız başına tek başına yaşama durumunda olmalı olabilmeli. Yani bu imkanı sağlayabilmeli kendine. Ahmet Kıvanç benim anladığım kadarıyla hem işveren burada daha fazla desteklenmeli diyor. Hem de enflasyon çok yüksek olunca verdiğiniz oranların bir anlamı kalmıyor.
Dolayısıyla enflasyonu düşürün diyor. Bir yandan da onu söylüyor. Evet. Ama yani en fazla yapılabilecek yüksek bir oran yapıldıktan sonra hani %50 ve biraz üzerinde yapılsa en fazla 8.250-8.500'e gelir rakam. Ama daha gelmeden zamlar da yapıldığı için evet, bu da anlamını yitiriyor diyor. Evet. Hem işvereni korumalısınız, hem çalışanı korumalısınız, hem de yaşayabilecek bir ücreti oluşturmalısınız. Enflasyonda ciddi anlamda baz değil, teknik anlamda değil, hissedilen anlamda düşürmelisiniz. Yıl sonunda 65 olacaksa enflasyon. Merkez öyle diyor. 60'lar civarında olacaksa bunun üzerinde bir refah payı vererek yani demek ki bahsedilen rakamlara çıkmak vergi avantajıyla da birlikte sürpriz değil o zaman. Yani gelir vergisinden de hani feragat ederseniz işveren de bir parça burada rahatlar. Yani 9 bin liranın üzerinde 10 bin liranın yakınında bir ücret artık hani bence makul çok bir ücret olması bir gereken değil. Evet. Yani gelir vergisi kesintilerini kaldırın, ücret artışlarını belli bir oranda tutun ama mutlaka işvereni destekleyin. Böyle bir farklı bir formülle bu yıl gitmelisiniz özeti çıktı Ahmet Kıvanç'ın yorumundan. Teşekkür ediyorum bugün için, sağ olunuz. Tamamlıyoruz, devam edeceğiz konuklarımızla. Teşekkürler.